aile bütçelerine yük getirmesine rağmen velilerin çocuklarını dershaneye gönderdiği vurgulanıyor. Velilerin de dershaneler konusunda beklentileri dile getirirken eğitimin kalitesinin artırılması halinde dershanelere gerek kalmayacağı vurgulanıyor. Dershanelerin kapatılması konusunun belli bir sürece bağlanması gerektiği vurgulanıyor bu raporda. Ayrıca özellikle Doğu illerinde dershanelerin eğitimin kalitesinin daha da düşmesi nedeniyle önemli bir işlev gördüğü vurgulanıyor. Ve sonuç itibariyle rapor diyor ki, bugünden yarına dershaneler kapatılmamalıdır diyor. Bu rapor Sayın Başbakanımıza sunulmuştur. Sayın Başbakanımız bu rapor sonucunda aynı heyete bu raporu biraz daha derinleştirerek bir çalışma yapma görevini vermiştir. Bu ikinci rapor henüz hazırlanıp Sayın Başbakanımıza sunulmuş değil. Öğrendiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla. Ama yansıyan dershanelerin kapatılacağı yönünde değil mi? Yani kapatılmaması gerektiğini vurgulamıştır rapor. AK Parti'deki yetkililerin başbakana sunduğu raporda bugünden yarına dershanelerin kapatılmaması gerektiği vurgulanmıştır. Ancak en son Sayın Bakanımıza bir toplantıda sorulan, aslında gündem dershaneler olmamasına rağmen, evet, dershanelerle ilgili bir toplantı olmamasına rağmen bir gazeteci arkadaşımızın SBS ne olacak, dershaneler ne olacak sorusuna karşılık bakanımızın spontane vermiş olduğu bir cevaptır bu. Ve bu cevap aslında hemen bugünden yarına kapatılıyoruz anlamını da ifade etmemektedir bize göre. Çünkü Sayın Başbakan'ın göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ve daha önceki yapılan açıklamaların bir devamı niteliğindedir. Kaldı ki dershanelerin hemen bugünden yarına kapanmaması şu açıdan da bir sonuç itibariyle önemli bir durumdur. 2013 Ocak ayından itibaren dershaneler gelecek eğitim öğretim dönemiyle ilgili kayıtlarını başlatmışlardır. Bu dershanelerin kendine verilen yasal bir haktır. Şimdi yani Sayın bu yasal Köprülü, hakkı kullanarak... Sayın Köprülü, araya buyurun, gireceğim. Yanlış mı anlıyorum? Özellikle izleyiciler de muhtemelen bunu soracaklardır ve o soruyu size yöneltmek istiyorum. Ben olsam mesela hükümet kabine üyelerinden, bakandan da ben olsam acele etmem dershanelere kayıt yaptırmakta gibi. Hani öbürü spontansa bu da mı spontandı diye merak edeceklerdir, evet, muhtemelen. Çünkü aileler bekliyorlar ne olacak ne bitecek diye. Biraz bunu bir açıklığa çok kavuşturalım. Güzel. Hay hay. Hay hay. Çok güzel bir soru. Şimdi aslında Sayın Bakanımız büyük bir ihtimalle biz okumaya çalışıyoruz. Çünkü çok açık ve net içeriğiyle ilgili sadece bu öneride bulunmakla birlikte neyi ifade ettiğini de tam açıklamış değil. Biz anlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi SBS sınavlarının kaldırılacağını söylüyor Sayın Bakan. SBS sınavları kaldırılacağı için SBS ile ilgili velilerin dershaneye ihtiyaç duymayacağını, bu nedenle çok acele etmemesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyor diye okuyoruz bunu. Peki şöyle soralım Faruk Bey, buraya da soralım. Madem dershane, evet, konuşuyoruz, önce dershaneyle başlayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Sayın Bakan'ın açıklamaları, dershanelerin kaldırılması, spontan açıklamalar dedi. Öncelikle ne düşünüyorsunuz bu açıklamalar konusunda? Eğer herkes öyle girelim isterseniz, önce dershane konuşalım. Eğitim reformu girişimi olarak biz açıkçası hiçbir zaman dershaneler üzerine bir iş yapmadık. Evet. Çünkü biz dershanelerin başlı başına bir sorunun kaynağı değil, sorunun sonucu ve semptomu olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ve onları ortaya doğuran ihtiyacı ve o şeyi, o gereksinimi ortadan kaldırmadığınız sürece de dershanelere yapılacak herhangi bir müdahalenin açıkçası ortadan hani sorunu kaldırmayacağını, aksine çözümü çok farklı kanallara transfer edebileceğini, yer altına veya özel derslere veya farklı şekilde. Niye böyle bir ihtiyaç var? Aslında Selçuk Bey'in açılışta söylediğinin ile alakalı ve ondan dolayı eşitsizlikler var okullar arasında. Yani Türkiye inanılmaz bir şekilde işte üniversitede seçici olarak, pardon, orta öğretimde akademik seçici liseleri aldığı öğrencilere onlar bir araya geldiği için okullar illaki çok daha iyi bir şey verdiği için değil. Ama siz Türkiye'nin en iyi 100 tane öğrencisini bir yere koyduğunuz zaman onlardan hakikaten daha iyi bir şey olacağı ortada. Ama çoğunluğa geleceklerinden mahkum eden bir eğitim veriyor. Yani bunun altını ne kadar çok kalın çizmemiz lazım, ne kadar büyük puntolarla yazmamız gerekiyor bilmiyorum ama yani Türkiye'de
hakikaten ortaöğretim öğrencilerinin de belki direnmesi gerekiyor. Hükümetten, devletten hak ettikleri nitelikli eğitimi alması için. Şimdi bunu siz o noktada veremediğiniz zaman o az sayıdaki veren okula girmek için herkes birbiriyle rekabet halinde. Onu engellemek de zaten mümkün. Yani onu nasıl engellersiniz ki? Bu kadar çok insan o kadar az iyi eğitim veren okula girmek istiyorsa illa sıralama yapacaksınız. O sıralamayı yapmak için bugün SBS kullanmazsanız başka bir imtihan kullanacaksınız. Peki o zaman SBS kaldırılacak cümlesinin arkası ne? Şimdi burada önemli bir şey var aslında. Hepsini beraber görmek çok önemli. Ortaöğretimde Milli Eğitim Bakanlığı onu çok açık toplantılarda paylaşmıyor. Yani en azından şöyle, daha bakan paylaşma fırsatı bulmadı diyelim. Evet. Ortaöğretimde seçici lise sayısını sınırlandırmayı düşünüyorlar. Bu farklı toplantılarda ve farklı seferlerde tamamen bu işi bitirmekten işte küçük bir yüzde ayırmaya kadar gidiyor ve farklı ne demek bu? Biraz yani şunu demek, mesela bütün okullar Anadolu Lisesi olacak. Evet. Ve hiçbir okula sınavla girilmeyecek demek mesela. Bir kısmı dışında. İşte o bir kısmı... O bir kısmı ne? Bir kısmı şu, sınırlandırılmış fen liseleri artı evet, tarihi önemi olan ayrıcalıklı okullar. Aynen. İstanbul'da bir iki tane, Ankara'da bir tane gibi. Peki. Yani çok özür dilerim, bir cümle söyleyeyim. Yani bir milyon çocuğu bu yarışa sokup psikolojilerini bozmanın bir anlamı yok. Ki bu onların ciddi miktarda, hocam çok çok daha iyi onu söyleyebilir, yaşamlarına yansıyor. Ama o kaymak tabakanın ama iyi bir şekilde ayrıştırılarak bilim insanı yetiştirecek veya üst kademeye ciddi miktarda Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yetiştirilecek çocuklar aymak bana göre 50 bin kişidir bu sınava gelecek. Şimdi bakanlıkla yaptığımız toplantılarda aslında veya bürokratlarla yaptığımız konuşmalarda bunları tamamen kapatmak da aslında düşünülmüş. Ya da üzerinde... Bunları kapatmak derken... Yani fen liselerinde, Anadolu liselerinde, İstanbul Erkek de öğrenci seçmesin, Cağaloğlu da seçmesin, Ankara Fen Lisesi de seçmesin. Nasıl olacak, nasıl girilecek? İşte o zaman deniyor ki ya nasıl ilk öğretimde şey yapılıyor, en yakın okula gidiyorsun, orta öğretimde de bir sistem tasarlansın ve böylelikle kaynaşsın herkes. Yani şey olarak daha üst olan çocukla öğrenim açısından. Yani başarıya göre değil, ne bileyim oturduğu yere göre mi gibi. Mesela ama şimdi bizim burada yani ERG olarak en azından ve benim duyduğum evet, kadarıyla daha önce gerek SETA'nın gerekse TED'in söyledikleri bir kısım seçici okul olması gerekiyor. Hı hı. Ha bu %1 olur. Demin dediği olur. 50 bin mesela. 5 olur. Evet, peki. Fakat yine beni daha çok ilgilendiren diğer okullara, diğer liselere nasıl öğrenci yerleştirileceği. Hı hı. Şimdi ilk öğretimde adrese dayalı sistem uyguluyorsunuz. Tamam bunun da sakıncaları var ama orta öğretimde bunu uygulamanız mümkün olmaz. Onun için orta öğretimde öğrencilere de seçme hakkı verecek belirli bir coğrafya içinde. Peki ben şunu doğru mu anlıyorum? Bu SBS kaldırılacak, sonrası işte dershanelerle ilgili açıklama yapılma. Hep bu seçici lise yani bütün o şeyler düze çevrilecek planının bir ön şeyi olmak mi? Zorunda. Onu evet. Hani... Yani hani sizler görüştüğünüz için soruyorum aslında, Ankara'ya da soruyorum. Yani bu bir planın ilk adımı mı yani? Bir parçası diyelim. Peki. Yani o işte, hani Anadolu yani liseleri... Plan olup olmadığı tartışılır hayır, tabii ama... Hayır ama konuşuyoruz. Yani Anadolu liseleri için, olacak. Evet. Yani genel lise Anadolu Lisesi olduğu için artık Anadolu Lisesi diyoruz. Evet. Anadolu Lisesi farklı bir lise olduğu için değil. Bunlar olacak. Hı-hı. Bu okullar sınavsız öğrenci alacaklar. Fakat alternatif sistemin ne olacağı konusu tartışmalarda şu an. Hı-hı. Yani bizim ERG olarak önerdiğimiz bir sistem var. TEDMEM'in hazırladığı bir rapor var. Farklı bir ama bu çalışılıyor üzerinde. Bir de sınavla olan liseler olacak. Bu işte fen liseleri olacak ve sınırlı sayıda olacak derken hani hayalleri evet, resmin evet, içinde. İstanbul Erkek Cağaloğlu, Kabataş gibi okullar olacak. Biz diyoruz ki ilk öğretim yani ortaokulda okul başarısıyla çok iyi olarak kendini göstermiş öğrencilerin girebileceği bir sınav olsun. Yani okulunda başarılı olan daha iyi bir okula gidebilmeyi hak kazansın. Fakat daha çok bence kamuoyunu da ilgilendiren, çünkü kamuoyunda bizi izleyenlerin de çocukların çoğunluğu Anadolu Lisesi'ne gidecek. Evet. Yani genel liseye gidecek. Evet. Şimdi genel liselerde kalite hakikaten çok düşük. Evet. Bir, onu nasıl iyileştireceğiz? İki, adrese dayalı sistemden dolayı müthiş eşitsizlikler doğuyor Türkiye'de. Çünkü eğitim ne yazık ki yerel sosyoekonomik şeyleri çok taşıyor. Burada eşitsizliklerle de başa çıkabilecek, çocuğa seçme hakkı verebilecek, okula da biraz seçme hakkı verebilecek bir metot geliştirmek gerekiyor. Şunun altını çiziyoruz biz ERG olarak. Meslek eğitimiyle genel lise eğitimi arasındaki farkları da biraz birbirine karıştırıp yani bu kadar çok kalın duvarlarla ve büyük cidden ayırmadan
çok programlı liselere, bazı lisenin bazı yerde daha iyi matematik ve fen eğitimi yaptığı, bazısının daha iyi sanat eğitimi yaptığı, öğrencilerin kendi ihtiyaç şeyleri, yönelimleri doğrultusunda farklı okullara gidebildiği ama okulların da kendilerine gelebilecek öğrencileri seçebileceği, yani bu seçmek derken, ya evet ben seçmeli ders olarak mesela sanat almış öğrenciyi istiyorum diyebileceği bir sisteme lazım. Bu sistemler biraz karışık ve karmaşık sistemler. Şimdi bu sistemleri bir de yani özellikle anne babalar muhtemelen diyorlardır ki, özellikle de anneler, 4+4'te çok tartışıldı çünkü. Hani bir şeyler yapılıyor, bir anda kucağımızı buluyoruz. Önce beraber tartışsak, aynen, bize de sorsanız diyorlar. Buradan devam edeceğim. Çok kısa bir aradan sonra söz sende Özel burada. Bizden ayrılmayın lütfen. Sende Özel devam ediyor. Eğitim konuşuyoruz. SBS sınavını konuşuyoruz. Dershaneyle konuşuyoruz. Haliyle arada yetmiyor bana dakikalar sorulara bakmaya. Mesela sorulardan bir bölümü 15-20 yıllık yaklaşık 30 bin, 35 bin sınıf öğretmeni bir gecede branş öğretmeni yapıldı. Bizden daha ne bekliyorlar diyenler var. Bir iki lütfen soruyu aktarmama izin verin. Öğretmenleri nasıl hazırladılar 4+4'e? Bileniniz var mı? Çünkü ben hazırlanmadım diyen öğretmenler var. Bir de öğretmenlerin şöyle bir derdi de var. Biz rapor sunuyoruz. Bu ilkokulda da oluyor, orta öğretimde de oluyor. Ve bu raporların doğru yere gidip gitmediğini de hakikaten merak ediyoruz diyenler var. Bengi Hanım, sizinle devam edelim mi? Sizin çok notlarınız vardı biliyorum. Biraz pozitif ayrımcılık yaparak buyurun. Ben bir kere şeyi merak ediyorum. Şimdi deminden beri konuşuluyor. Okullar arasındaki dengesi, eğitim dengesizliği kalkmadığı sürece dershaneler kalkmaz diye. Ama şöyle de bir gerçek var ortada. Bugün Türkiye'de en iyi diye adlandırılan ya da işte kriterlerinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ben bu en iyi kavramlarını da henüz çözemedim okulların. Yani nasıl en iyi olduklarını. Çünkü SBS'ye daha çok öğrenci veren mi daha iyi? Sınavda başarı gösteren mi daha iyi? Yani ya da devletin okulları arasında nasıl bu kadar fark olabilir? Evet. Özel okulu demiyorum yani. Bilmem ne Anadolu Lisesi, diğer bir Anadolu Lisesi'nden niye daha iyi olabiliyor? Yani bir okulu iyi yapan kriter nedir? Ben henüz çözemedim bunları. Ama beni dershaneler konusunda bu ailelere ve çocuklara sanki bir rutine dönmüş. Yani aile çocuğunu oldukça maddi açıdan da pahalı bir özel okula, iyi denilen bir özel okula kayıt ettiriyor. Aynı gün dershaneye de kayıt ediyor. Evet. Sanki o rutinin bir parçası. Sanki çocuğun okuldan sonra bakıma gitmesi gereken yerde peki, dershaneymiş gibi. Peki araya girerek şunu soracağım. O çok iyi özel okul o sınavları vermeye yetiyor mu ki dershaneye de kaydettiriyor ben, acaba? Şimdi ben şu anda veli değilim artık. İşte, ama veli olarak şunu düşünüyorum. Şeyle ben sorayım. Bir okula, evet, yani bir bluz almaya gitsem, çok da iyi bir fiyat ödesem, üstüne de bana deseler ki yani bu kadar fiyat ödediniz ama bu sizin tam kapamayacak bir iki de yama vermemiz gerekiyor. Bir durur düşünürüm, alayım mı almayayım mı diye. Yani sanki şunu söylemeye çalışıyorum. Her çocuk okula gidince dershaneye de gitmesi gerekir. Çünkü çocuğun girmesi gereken sınavlar var. Hatta bazı aileler ben çocuğumu bu yarışa sokmayacağım diyor gibi bir şey söylüyorlar. Sonra bir bakıyorsunuz çocuğun sınıfında İyi niyetli 30 kişi varsa 29 tanesi bir dershaneye kayıt olmuşsa hem aile huzursuzlanmaya başlıyor. Acaba benim çocuğuma ben bir şeyi eksik mi yapıyorum, öbürlerinden eksik mi kalıyor diye. Çocuk huzursuzlanmaya başlıyor. Arkadaşlarıyla ortak bir konuşacak konusu kalmamış oluyor. Dolayısıyla bir oradaki sistemde bir hani okulun iyi olup olmaması, hı hı, seviyesinin dışında da bir sistem gidiyor. Sınavlar tabii ki çocuklar kadar aileler için de müthiş bir stres kaynağı. O sıralamalar onları yani şu anda üniversite sınav sonuçları biliyorsunuz başladı seçmeler. Şimdi onlara geliyor en çok da yani ne zaman açıklanacak? Anneler babalar işte ellerinde şeylerle geliyorlar. Evet. Onlardan daha heyecanlı durumdalar. Çünkü nereye nasıl gideceğini ve o başarının nereden geldiğini herkesin aklı çok karışmış durumda. Yine bazı çocukların mutlaka okul ne kadar iyi olursa olsun dışarıdan destek alması gerekir. Bazı çocukların okulun dışında birebir yeniden tekrar için bir dershane yardımı ya da bir özel öğretmen yardımı alması gerekir. O çocuğun öğrenme stili nedeniyle farklı bir öğrenme biçimiyle desteklenmesi gerekir.
Bu nedenle çocuklara dışarıdan destek verecek. Adına ister dershane deyin, ister şimdi moda olan daha hani daha küçük butik dershane mi deniliyor. Onlar da ama bir sistem olması gerekiyor. Ama eğer bir eğitim sisteminde her çocuk dershaneye gitmek zorunda diye bir kavram çıktıysa, okulla birlikte de çocuk dershaneye yazdırılıyorsa, o zaman oturup okulları da kendilerini bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekir. Ben ne işe yarıyorum diye. Yani ben mesela bir okul olarak şunu düşünüyorum ki ben yeterli bir şey yapamıyorum ki. Bunun üstüne bir şey ekleniyor. Bu ama şeyi kabul etmiyorum. Yani okullar arasındaki dengesizliği gidermek de belki bu sorunu şu aşamada çözmeyecek. Şimdi öte yandan Sabun, ben çok fazla program yaptığım için bu işle ilgili okulların da ne dediğini aşağı yukarı biliyorum. Şöyle bir şey söylüyorlar, siz benden çok daha iyi bileceksiniz. Sınavlar okulun müfredatına göre değil. Yani belki de dershaneler o sınavlara göre hazırlıyor çocukları. Öğrettiğini sormuyor, sorduğunu öğretmiyor. Aynen öyle. Değil mi? Böyle değil mi? Tam şey yine okulların kendini bir değerlendirmeden geçirmeli. Peki. Ben Ankara'dan katılayım. Öyle değil. Lütfen. Öyle buyurun. Değil. Peki. Nasıl? Yasışık Hanım. Şimdi... Bir defa ÖSYM öğrencilere soruyu sorarken öğrencilerin daha önce okullarda gördüğü müfredattan soruları soruyor. Dolayısıyla müfredat dışında soru yok. Dershaneler de bu müfredatları işleyerek öğrencileri sınava hazırlıyor. Yani kamuoyundaki sorduğunu, öğrettiğini sormuyor, sorduğunu öğretmiyor falan gibi yaklaşım peki, kesinlikle doğru değil. Peki Faruk Bey şunu sormak istiyorum. Müfredat dışı diye açıklanan ve iptal edilen soru var Faruk Bey. Artı uzunca yıllar lise nasıl? Sondan soru çıkmadı. Bir son daha. Sınavda bile müfredat dışı diye ortaya çıkan sorular var. Şimdi, müfredat dışı diye artı, şimdi, bir cümle söyleyeceğim özür dilerim sözünüzü kesmek için değil. Uzunca yıllarda lise sondan soru çıkmadı bu ülkede. Çok doğru, çok doğru. 8-2005 şimdi bu şuradan kaynaklandı Balçıçak Hanım. 1999 yılında üniversiteye seçme sınavı ile ilgili içerikle ilgili bir değişiklik yaşandı. O zamanki YÖK Başkanı dedi ki biz artık öğrencilere dershaneye gitmeye ihtiyaçları yok. Sadece lise 1. sınıf konularını içeren sorular soracağız dedi. Evet. Ve bu nedenle içerikle ilgili yine okuldaki müfredatı kapsayan ancak bütün liseyi değil de sadece lise 1'i kapsayan sorular sorulmuş oldu. Bu şu demek değil, müfredat dışı demek değil. Bu 2005'e kadar devam etti. 2005 yılında tekrar alınan bir kararla lise son sınıfları da içeren sorular sorulmaya başlandı sınavlarda. Yine bu müfredat dışı anlamını taşımıyor. Öğrencinin lise hayatında hatta ortaokulda görmüş olduğu derslerle ilgili içeriği kapsıyor. Bunu düzeltelim. Peki cümle, Bekir Bey, peki bir cümle şey yapabilir miyim? Lütfen burada, söyleyin Bekir Bey de oradan müdahale et. Evet. Öğrettiğini sormak, sorduğunu öğretmemekle kasıt sadece müfredat değildir. Test sistemiyle klasik sistem arasındaki farkındalık da burada şeydir. Yani bir dershane sisteminin en büyük katkısı sınava hazırlamaktır. Neyi hazırlamaktır? Test sistemini hazırlamaktır. Okulların yani eğitimin ana perspektifi test sistemi değildir. Ki bunun yanında demin söylediğim müfredat dışı şeyler var. Lise sonunda son birkaç yılda sorular çıkıyor. Hı hı. Ama bunu da ayrıştırmamız lazım. Peki Bekir Bey siz araya girmek istemiştiniz galiba. Buyurun. Şimdi Selçuk Bey oradan müdahale ediyor. TED biliyorsunuz 2000 sanıyorum 3'lerden itibaren sürekli üniversite giriş sınavıyla ilgili bir takım raporlar yayınladı. Önce hayat 180 dakikam diye sordu. Daha sonra sınav 195 dakika çıkarılınca bu sefer hayat 195 dakika mı diye sordu. Daha sonra sınavlar 220 dakika çıkarıldı. Yine hayat 220 dakika mı diye sormaya devam etti ve şu an zaten 5 oturumlu bir sınav var. Sanıyorum onlar yeni bir rapor yayınlamadılar. Çünkü dakikalar da çok uzamış oldu. Bu örneği şunun için veriyorum. Yani biz Türkiye'de çoğu zaman tarih dışı bir tartışma yapıyoruz. Yani sadece bir sınav varmış gibi, sadece bir tür sınav varmış gibi ve bu hiç değişmiyormuş gibi bir tartışma yürütüyoruz. Ve bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle 1998-2005 arası sadece lise 1 sınavından sorular soruluyordu ve bu milli eğitim sistemini çökme noktasına getirdi. Çok yanlış bir yaklaşımdı. Ve bu sınav sisteminin getirilmesinin temel gerekçesi de yine dershaneleri kapatmaktı. Yani dönemin Kemal Gürüz, yani YÖK Başkanı olan Kemal Gürüz 1998 yılında bu kararı aldığı zaman
ki katsayıyla birlikte gelen bir karardı. Aynı şekilde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanıyla birlikte gelen bir karardı. Ve bu üç karar da yanlış kararlardı. Bu üç kararın da biz bugün aslında hala o kararların sorunlarını tartışıyoruz. Yani o sorunların etkilerle birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla burada bence tartışılması gereken şey şu. İdeal bir eğitim sistemi nasıl olması lazım? İdeal bir ölçme nasıl olması lazım? Yoksa evet, yani ölçme değerlendirme açısından sınavın bir takma eksikleri olabilir ama bunlar rahatlıkla kapatılabilir. Örneğin eğer testten şikayet ediliyorsa evet, açık uçlu sorular da sorulabilir ki bunu uygulayan birçok dünyada ülke var. Bekir yani Bey şunu sormak, ben araya girerek şunu sormak istiyorum. Araya gitmeden önce özellikle Batuhan Bey'in liselerle ilgili konuşması vardı biliyorsunuz. Bütün hani belli bir bölümü aslında çok da net değil belki yaşanacaklar ama bütün liselerin bir şekilde aynı dengede olmasıyla alakalı. Onunla ilgili de tabii çok soru gelmeye başladı. Yani adrese dayalı mı olacak, ne olacak? Biraz ona da değinir misiniz? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin bilgileriniz neler? Şimdi şu tespiti yaparak başlayalım isterseniz Balçek Hanım. Çünkü bu nokta bence çok temel peki, bir nokta. Aslında herkes tarafından bilinen bir nokta. Yani Türkiye'de yaşayan herkesin gözlediği bir husus var. Sınavla öğrenci alan okul sayısı Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren sürekli artırıldı. Yani 1990'lı yıllarda biz nüfusun yaklaşık %1'ini seçiyorduk liselere. Daha sonra bu oranı yavaş yavaş %2'lere çıkardık. Daha sonra bunları %10'lara çıkardık. Daha sonra %20'lere, %30'lara ve şu an %45'ler civarında. Yani biz bugün neredeyse her iki öğrenciden bir tanesini seçerek okullara yerleştiriyoruz. Evet. Dolayısıyla buradaki problemin kaynağı bu okulların sayısının artması. Yani Türkiye'de bir sınavla alan okul enflasyonu söz konusu. Ve bu enflasyonu artıran en önemli husus 2010 yılında genel liselerin Anadolu Lisesi'ne dönüştürülme kararı. Bu karar da yanlış bir karardı. Yani bu dönem, bu karar 2010'da alınan... Bunu biz defalarca ifade ettik. Yani siz bu kararı alırsanız bu Türkiye Milli Eğitim Sistemi'ni bir çıkmaza sokacak diye ve şu an bir krizdeyiz. Yani bugün itibariyle artık SBS'yi değiştirelim mi, değiştirmeyelim mi tartışması lüks bir tartışma. Çünkü şu an Milli Eğitim Sistemi zaten bir krizde. Yani dünyanın hiçbir yerinde her iki öğrenciden bir tanesini seçerek, sıralayarak, etiketlendirerek, belli bir puan vererek yerleştiren bir sistem söz konusu değil. 1990'lı yıllarla 2000'li yılları, 2010'lu yılları yani Türkiye açısından kıyasladığımız zaman şöyle bir tablo görüyoruz. Aslında 1990'lı yıllar bugünlere nazaran, bugünlerle kıyasladığımız zaman daha sağlıklı bir sisteme sahipti. O gün de sınav vardı aslında. Yani yine sınavlar vardı, yine dershaneler vardı. Fakat ne sınavlar ne de dershaneler öğrenciler üzerine bu kadar baskı unsuruna dönüşmemişti. Dolayısıyla burada zaten problemin kendisi... Bu okulların sayısının artırılması. Burada da sadece bakanlığı suçlamak doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü burada toplumsal bir talep de söz konusu. Yani bizim yarışmacı kültürümüzün de çok önemli bir etki ettiğini düşünüyorum. Yani bizim kültürümüz tıpkı Güney Kore'de olduğu gibi, tıpkı Çin'de ya da Japonya'da olduğu gibi yarışmacı bir kültür. Yani biz de işte şöyle düşünün, bir ilçede eğer Anadolu Lisesi yoksa oradaki vatandaşlar işte ilgili milletvekillerinden Anadolu Lisesi açılması için uğraştılar. Veyahut oradaki belediye başkanı işte bir şekilde kulis yaparak oraya Anadolu Lisesi açmaya veyahut imkanı varsa Fen Lisesi açmaya çalıştı. Dolayısıyla burada bir yarışmacı kültürümüzün etkisiyle bu okul sayısının sürekli artırıldığını görüyoruz. Şimdi fakat Bekir Bey o yarışmacı kültürün bu, arka planında bilmiyorum. Bütün konuklar ne düşünecektir, Bengi Hanım ne düşünecek ama çok tartıştık, bütün sınavları tartıştık. Yıllardır tartışıyoruz ama adil bir yönü de var bu sınavların değil mi? İnsanların da hani sınava girecek, hiç olmazsa işte zenginin çocuğuyla yoksulun çocuğu da aynı sınava giriyor ve sonunda aldığı şeye göre okula gidiyor. Şimdi bu da var işin içinde birazcık. Yok, katılır mısınız? Yok. Adillik yok mu sizce? Yani soru bana mı? Ben tamam. Evet Bekir mı? Bey size ya da Bengi Hanım. Ben devam edeyim isterseniz. Evet. Şimdi şöyle bir husus var. Yani Türkiye'de sınavların olması konusunda ben toplumsal bir talep olduğunu düşünüyorum. Yani öğretmen notlarıyla yerleştirmenin veyahut bir takım alternatif yollarla yerleştirmenin toplum tarafından çok ciddi bir kabul göreceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla sınavlar doğru ya da yanlış ki bu tartışılabilir. Fakat genel olarak toplum bir yerleştirme yapılacaksa eğer bunların merkezi bir sınavla yapılmasını talep ediyor.
Buradaki sıkıntı merkezi bir sınavın olması değil. Yani bakanın öngördüğü şekilde açık uçlu bir merkezi sınav olursa daha önceki sınavın benzeri şekilde çalışır. Burada büyük bir problem görmüyorum. Teknik olarak da bu çok kolay bir şey. Çünkü dünyada zaten uygulanan bir şey. Örneğin Amerika'da TOEFL'a girdiğiniz zaman açık uçlu sorular da var. Yani essay yazarsınız ve iki tane öğretmen tarafından isminiz kapatılarak rahatlıkla değerlendirilir ve nesnel bir şekilde puanlandırılır. Ya da biz bir ay önce Batuhan Bey'le birlikte Avustralya'ya gitmiştik. Orada da benzer sistemler var. Yani öğrencilerin bir takım soruları açık uçlu ve bunlar rahatlıkla nesnel bir şekilde değerlendirilebiliyorlar. Burada büyük bir problem yok. Problem şu ana kadar bakanlık açıklamalarında benim görmediğim husus sınavla öğrenci alacak okul sayısının azaltılması. Yani burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Elmada da alkol var. Yani elma yiyen bir insan alkolik olmaz ya da sarhoş olmaz. Burada esas mesele bizim sistemde vücudumuzun tolere edebileceği kadar ya da Türkiye eğitim sisteminin tolere edebileceği sayıda okulun olması. Yani bu okullar az sayıda olursa hem öğrencileri seçerek alır, dolayısıyla bu öğrenciler Türkiye'yi uluslararası arenada da daha iyi şekilde temsil edebilirler, rekabet edebilirler. Şöyle düşünün, Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Yerli tanktan bahsediyoruz, yerli uçaktan bahsediyoruz. Bunları kim yapacak? Elbette seçkin eğitim almış öğrenciler yapacak. Burada büyük bir sorun görmüyorum. Fakat buradaki sıkıntı bu okulların sayısının az olması lazım. Ve bu diğer okulların kalitesini de artıran bir işleve dönüşecek. Yani genel liseler de kaliteli hale gelecekler. Peki. Örneğin %5 öğrencileri seçtiğimiz zaman geriye kalan %95'in içerisinde de çok nitelikli öğrenciler olacak. Zaten eğitim sisteminin amacı bütün öğrencilere iyi bir eğitim sunmak olmalı. Dolayısıyla biz bu sorunu yönetmek zorundayız. Tamam yani Bekir Bey, devam edeceğiz. Şimdi ziyade buraya da biraz söz vereyim. Selçuk Bey, demin beni uyardınız, adil değil dediniz sınav. Öncelikle onu soracağım çünkü hani niye değil mesela? Ama önce bir şey söyleyeceğim. Aman Bekir Bey, ne yaptın sen? Yani şimdi iftarda elma yiyenler gitti. Yani elmada da alkol var dedin. Şimdi Türkiye'de yeni bir tartışma konusu açtın. Herhalde iftarda elma yiyenler bundan sonra yememesi gerekir. Sahurda en azından dikkat edelim. Şimdi şunu söyleyelim. Caiz. Caiz. Öyle mi? Peki. Fetva geldiyse sorun yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani Çorum'un köyündeki çocukla benim aynı çocuğumu aynı sınava sokup da sonucu belli bir sınavı nasıl adil diyebiliriz ki? Aynı eğitimi vermiyoruz ki. Yakın eğitimi de veremiyoruz. Yani şunu Batuhan Bey'in dediğinin birinci turda söylediği şey çok doğru. Öyle iyi okullar yok. İyi çocukların gittiği okullar var. Peki bizim yani, o yarışmacı kültürümüz var mı gerçekten? Efendim bakın şimdi siz insanları mecbur yaparsanız Habertürk'ün bir çalışması vardı. Türkiye'nin en iyi okullarının bile çocuklarının yılda 25 milyar lira, 25 bin lira dershaneye para verdiğini söylüyordu. Hatta ve hatta benim çocuğum da dershaneye gitmek mecburiyetinde olduğunu oraya yazmışlardı. Sonuç itibariyle şuna bakmak mecburiyetiniz. Herkes bunu bir psikolojik algıyla mecburiyet olarak hissediyor. Çok açık ve net olarak söyleyeyim. Hiç kimse dershaneye gitmese korelasyon çok büyük oynamaz. Doğrudur. Dershaneler bir şey katıyor. Hiçbir şey katmıyor manasında söyleyemeyiz. Sınavı hazırlamasından. Ama şunu unutmayalım. Açık Hanım. İstanbul'un barışındaki çocukla, yani öğretmeni olmayan bir çocukla, ki eğitimin bir kısmı genetiktir, evet, bir kısmı öğretmen, %30'u öğretmene şeydir, bağlıdır, %20'si diğer faktöre bağlıdır. Biz asıl adaletsizlik burada. Sonucu belli bir sınava sokuyoruz bu çocukları. Hı hı. Asıl adaletsizlik. Şimdi hiç dershaneye gitmeseler korelasyon farkı olmaz. Ne olmaz? Ne farkı şunu olmaz? Şunu söylemek istiyorum. Tıp, yani puan itibariyle sıralamada çok büyük bir farklılık olmaz. Doğrudur. Dershane sayesinde biraz daha yukarıya çıkan çocuklar olabilir. Ama şunu şey yapmayalım. Biz bir bayram yaparız. Bir çobanımız derece yaptığı zaman bütün gazetelerin manşeti olur. Bizim yüz binlerce çobanımız var. Şunu sakın unutmayın. Eğitim sınıf atlamanın, ekonomik sınıf atlamaktan bahsediyorum, en önemli faktörüdür. Eğitimdeki adalet çocuklarımızın ailelerinin ekonomik girdi olarak mahkum olduklarından kurtarılmasının bir yoludur. Sosyal devlet de bunu sağlamakla mükelleftir. Sadece parası olanın en iyi okullara gidenin 25 bin lira verebileceği, alttakinin bileziklerini satıp 2 bin lira verebilecekleri bir sistemle beslenemez. Bizim burada karşı, Türkiye Eğitim Derneği olarak karşı olduğumuz şey şudur. Çok açık ve net. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Biz hayat eşittir yüksek 80 dakika mı diye büyük devletimize sorduk.
Emin olun bir sene düşündüler. Sonuçta bize bir cevap verdiler Türkiye Film Donanı olarak. Bizi muhatap aldılar. Hayır 180 dakika değil, 195 dakika dediler. Buradaki sorun sınav ve ÖSYM değildir. O görevini yapıyor, bir sıralama yapıyor. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor. Bu tartışılabilir. Doğru, sıfır hatayla mı yapıyor, yapmıyor mu? Bunlar tartışılabilir. Ama bir sıralama sınavı yapıyor. Biz eğitimdeki adaletsizliği sağlamadıktan sonra, ortadan kaldırmadıktan sonra bunu yok edemeyiz. Burada da bizim inancımız şu. Türkiye'deki sorun irade sorunudur. Türkiye'deki sorun programsızlık sorunudur. Türkiye'deki sorun çözmek değil, sürekli ismini değiştirmekten, şeklini değiştirmekten ileriye gidememektedir. Türkiye'deki sorun para falan değil, olmasa... Peki şöyle gidelim, ne yapılması lazım? Peki irade, plan, program, çok, ne yapılması lazım? Çok basit lazım? Olarak söyleyeyim. Özellikle SBS cümleyle, için. Tabii ki, hani, birkaç cümle söyleyeyim. Evet. Bakın, SBS'de, bunda herhalde mutabıkız, belki Ankara'daki arkadaşlarımız farklı şey yapabilir ama bütün dünyada olduğu gibi az insanın sınava gireceği bir metot geliştirmemiz lazım. Bu zor değil. Okullarda sonucu açıklanmayacak ki son şeyde il başarılarının açıklanmamasını destekliyorum. Keşke üniversite birincilerini de açıklamasalar da gazetelerde 5 tane birinci yayınlanırken milyonlarca kazanamamışın yayınlanmadığı sistemlere mahkum olmasak. Kötü bir şey mi onlar? Çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Hiç gördünüz mü kazanamayanların açıklandığı bir sistemi? Ha, bir soralım oraya, hemen bir cümle, döneceğim. Hocam, bir cümle dakika, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal sınavlarda %10'a girenler üstün zekalı diye teste tabi tutulur. Biz de daha ilkokuldaki çocuğu %4'e girince sen işe yaramazsın diye ayrıştırıyoruz. Böyle bir sistem olmaz. Kötü mü onları açıklamak? İşte yani birinciyi, ikinciyi. Kazanamayanlar için de kötü. Aha. Kazanan çocuklar için de kötü. Mesela gazeteler ara ara her sınav sonrasında bir şey yaparlar, haber yaparlar. Eski birinciler ne oldu diye. Evet. Çünkü siz o çocukları daha gelişimlerinin o döneminde, bunlardan biz çok şey bekliyoruz. Bakın ne kadar çok şey başardılar diyor. Öyle bir yere koyuyorsunuz ki bu bir sınav. Yani sonuçta işte aldığı eğitim desteği, o günkü performansı, her bir şeyin etkilediği bir sınav. Artık onu hiç başarısızlık kabul etmez ve herkesin çok beklentisi olan bir yere koyuyorsunuz. Ve o çocuk azıcık tökezlediği zaman psikolojik olarak onun toparlanmasına artık imkan yok. Yani bu gösterdiğiniz çocuk için geçerli. Aynı şekilde ona ödüller veriyorsunuz, bir sürü şeyler vaat ediyorsunuz. Özellikle Faruk Bey, yanılmıyorsam dershaneler çok büyük ödüller veriyor değil mi? Birincilere, ikincilere, üçüncülere ya da bununla çok büyük gurur duyarak bunun reklamını da haklı olarak yapabiliyorlar. Yani bunlar çok önceki yıllarda biraz abartılı şekilde yaşandı ülkemizde. Ancak son yıllarda öğrencilere verilen ödüller... onların daha sonraki eğitim öğretimlerine katkı sunacak ödüllerdir ki araba bunu gibi desteklemek gerekir. Araba. Her eğitim öğretim kurumu zaten başarılı olan öğrencisini bu anlamda destekliyor. Araba mı veriyorlar dershaneler önce, Faruk Bey? Selçuk Bey araya girdi, benim öğrencilere verdiler dedi. Araba mı veriyorlar dershaneler? Bizim bildiğimiz burs veriyorlar. Üniversite hayatında onların dersleriyle, okullarıyla ilgili ilişkilerini, derslerdeki başarılarını artıracak bir takım burslar tabii ki veriyorlar. Örneğin yurt dışında okuma fırsatı gibi de burslar vermektedirler. Ancak biraz önce Selçuk Bey'in eğer dershaneler de olmasa, öğrenciler sınava girse bu sıralama pek değişmeyecektir gibi düşüncesine, duygusuna şu ilaveyi yapmak istiyorum. Peki buyurun. Belki kulağa bu çok hoş geliyor. Yani herhangi bir yarışma da yok. Öğrencileri zorlayan bir durum da yok. Veliyi dolayısıyla anne babayı zorlayan durumlar da yok. Oh ne iyi, bunlar çok hoş. Ancak hayatın gerçekleri pek böyle değil. Bakın biraz önce de bahsettik, 1999 yılında sınavın içeriği değiştirildi. O zamanki iddia şuydu: biz öğrencilere sadece ve sadece lise 1 konularından soru soracağız üniversite sınavında. Öğrencilerin dershaneye gitmesine gerek yok. Başka bir eğitim öğretim kurumundan yararlanmasına gerek yok. Özel ders almasına gerek yok. Sadece okuldaki aldığı bilgilerle bir üst okulun sınavlarına rahatlıkla hazırlanabilir demişlerdi. O zaman bizim savunmamız şuydu. Demiştik ki, evet bu çok hoş geliyor ama üniversiteler bir süre sonra der ki bize liseden çok iyi yetişmiş öğrenci gelmiyor. Ayrıca okulların önemi pek kalmaz derler demiş idik. Bunu savunmuştuk. 2005 yılında dediklerimiz gerçekleşti. Üniversiteler bize matematikten, fizikten bilmesi gereken konuları bilmeyen öğrenciler gelmeye başladı dediler.
ve 2005 yılında bu sınav sistemi değişti. Peki, buyurun. Yani eğer bir yarış varsa belki sıralama değişmiyor gibi algılayabiliriz ama çıtanın yükseldiğini, mutlaka çıtanın yükseldiğini vurgulamamız gerekir. Peki. Bunu, bu yanlışı bence düzeltmemiz gerekir. Faruk Bey sözüne başlarken ben ve Bekir Bey'i araştırmacı kendisi ve Selçuk Bey'i daha alandan gelerek geldiklerine dair böyle bir ayrıştırdı ama o zaman biz de üstümüze düşen görevi yapalım. Biraz veriler bu konuyla ilgili ne ben diyor? Ben halktan, siz bilimsel. Evet, verileri konuşalım. Şimdi, peki. Türkiye'de sınav başarısına yani üniversite dershanelerin sınav sonuçlarının etkisine bakan aslında ampirik araştırmalar var. Bunlar tamam, 2003 ile 2006 araştırması arasındaki verileri kullanıyor. Sabancı Üniversitesi'nin yaptığı var. İktisatçıların, Aysel Tansel'in, ODTÜ'deki eğitim ekonomistlerimizden başta gelenlerinden bir tanesidir. Bizim Alper Dinçer'in eğitim reformu girişiminde yaptığı araştırmalar var. Ortaya şu resim çıkıyor. Evet, dershanelerin istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkisi oluyor. Ancak bu etkiye baktığınız zaman yani çok büyük değil. Dolayısıyla istatistiksel olarak dershaneye giden öğrenciye bireysel fayda sağladığını söyleyebiliriz. Ancak bu faydaya yalnızca ekonomik olarak güçlü olanlar ulaşabiliyor. Evet. Çünkü yine araştırmalara baktığımız zaman bir eşik ortaya çıkıyor, bir maddi eşik. Yani dershaneye belirli bir süreden fazla gitmiş olmak, keza bunu özel derslerle desteklemiş olmakla beraber bir eşiği geçtiğiniz zaman bu bizim tahminlerimize göre bugünün fiyatlarıyla 6000 liralık bir şeye geliyor yıllık. Çok askeri yüksek sınıra geliyor. Evet. Bunu açtıktan sonra bu fayda yararı ulaşabilir. Ücret öyle değil. Evet, girelim Batuhan hemen. Bey, izin evet verin hocam, bir bitireyim. Türkiye bir cümle alayım. Ama ücreti evet, buyurun buyurun. Ücrette bir buyurun söyleyin. Var. Hayır, bu ücret bizim, değil. Bu ücret değil. Duyalım. Eşit. Türkiye geneli yaptığımız araştırmaya göre ortalama ücretlerin 2000 lira civarında olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok daha az öğrenciyle çalışılan, biraz önce Bengi Hanım'ın bahsettiği o butik dershanelerin ücretleri biraz fazla görünebilir. Ancak bunların sayısı Türkiye'de çok fazla değildir. Bütün Türkiye geneline baktığımız zaman öğrenci ücretleri 2000-2500'ler civarındadır ki bunu da bir veli öğrencisini dershaneye göndererek bu hizmetten çok rahatlıkla bu hizmeti satın peki alabilir. Peki buyurun. Söyleyeyim. Buyurun. Bizim 2006, şöyle düşünelim. İzin verin Faruk Bey, bitireyim. Buyurun. Yani Alper'in Dinçer'in PISA 2006'ya sonuçlarını kullanarak yaptığı araştırmada kentlerde de sosyal ekonomik ortalamanın üstündeki kişilerde fark yaratıyor bu. Yani ampirik veri bize bu kişisel yarara daha ziyade zaten varlıklı olan bireylerin ulaşabildiğini gösteriyor. Buradan şunu söyleyerek bitireyim, aslında Faruk Bey'e de bir çağrı yapayım. Bu kadar çok önemli bir konu için Milli Eğitim Bakanlığı olsun, YÖK olsun, ÖSYM olsun, üniversiteler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun o kadar adam pilik araştırma var ki. Yani biz bugün bu konuyu tartışırken 3-4 tane araştırmaya referans verebiliyorsak sadece, ben dönüp Faruk Bey'e de demek istiyorum ki bana yıllık dershane ücretinin ne kadar olduğunu söylemeyin. Bunun istatistiksel olarak sonuçlarla ilişkisini söyleyin. Yani sivil toplum kuruluşları olarak, dershaneci olarak bu konuda keşke bizim önümüze çok daha fazla ampirik araştırmalar koysalar. Keşke Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda bunları daha fazla ölçse ve biz bugün bu tartışmayı yaparken belki de 7-8 sene öncenin verisinin üzerine dayanan araştırmaları değil de 200 seneki önceki araştırmaların üzerine dayansak. Yani yıllık 2000 lira olmasının bunun açıkçası bana istatistik olarak hiçbir anlamı yok. Çünkü niye ben ampirik olarak görüyorum ki belirli bir eşiği geçtikten sonra, yani bu belki 2 sene dershaneye gittikten sizin sonra. Sizin söylediğiniz 6000 neydi rakam? Ya yani toplam harcaması velinin 6000 civarındaki bir yıllık geçtikten sonra olabilir. Evet, yani evet. Onun için bence bu tartışmaları biraz mümkün olduğu kadar daha veri tamamına taşımak çok önemli. Sizi bölmüştüm. Altışık Hanım. Buyurun. Şimdi Türkiye'de malum özel okullarımız var. Özel okul ücretlerine baktığımız zaman bugün anaokulu ücretleri bile 15 bin liradan 45 bin liraya kadar değişiklik gösteriyor. Bir öğrencinin özel okulda anaokulundan itibaren liseyi bitirene kadar 12-13 yıllık eğitim öğretim bedelinin 200-250 bin lira gibi bir ücret olduğunu değerlendirirsek, bu parayı veren velinin öğrencisine bu hizmeti alması ne kadar rasyonelse, Anadolu'daki bir ekonomik durumu zayıf olan velinin de
2000 lira gibi bir ücretle bu hizmeti alma arzusu o kadar rasyoneldir. Onları bundan mahrum etmemek gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanında belki büyük şehirlerdeki ücretler Batuhan Bey'in dediği gibi 3000-5000 liraları rakamları buluyor olabilir. Ama Anadolu'nun birçok kesiminden ekonomik durumu çok iyi olmayan velilerimizin çocukları çok cüzi ücretlerle bu imkandan yararlanarak iyi üniversitelere, iyi üniversitelerin iyi bölümlerini kazanarak buralarda okuma hakkı elde etmiştir. Bunun örnekleri gerçekten çoktur. Onları bu anlamda mahrum bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Faruk Bey, sanırım şöyle bir şey Batuhan Bey'den anladığım, bunun istatistiğinin olması gerektiğini söylüyor. Yani onun üzerine konuşsak diyor. Doğru, hakikaten doğru bir eleştiri diye düşünüyorum. Keşke bunların istatistiği olsa da üstünde, ya da var mı Faruk Bey bunlar mesela? Şimdi bakın, Batuhan Bey kendisi bu araştırmaları yapan bir...